Selamlar arkadaşlar. Türkiye'de satışta olan milyonlarca ürünü farklı ülkelerle kıyasladık. Şu anda Amerika'yı görüyorsunuz. İtalya'yı, İspanya'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi, diğer ülkeleri de yakında ekleyeceğiz. Ve ortaya çok ilginç sonuçlar çıktı. Bunu kategori kategori ayırdık ve milyonlarca aslında ürünün karşılığını bulmaya çalıştık. Hala da yeni ürünleri sürekli database'e ekleme, veri tabanına eklemeye çalışıyoruz. Şimdi size mantığını göstereyim. Mesela buradan bir kategori seçiyorum. Örneğin bilgisayar ilk kategoriyi seçtim. Ve diyorum ki bana Türkiye'deki minimum fiyatı 100 TL, maksimum fiyatı 200 TL olan ürünleri getir. Karşılığını bulabildiğin ürünleri getir. İsterseniz buraya fiyat farkı da girebilirsiniz. Yani şunu diyebilirsiniz. Bana Türkiye'deki satış fiyatıyla Amerika'daki satış fiyatı arasında en az %30 fiyat farkı olan ürünleri getir. Ya da dersiniz ki buraya eksi fiyat farkı girersiniz. Eksi yüzde girersiniz. O zaman da size Türkiye'de daha pahalı, Amerika'da daha ucuz olan ürünleri bulur. Yani hem Amerika'dan alıp Türkiye'de satabilirsiniz, hem Türkiye'de alıp Amerika'da satabilirsiniz. Ben bunu bir yandan çalıştırayım. Farklı fitiler de ekledik. Daha fazlasını da eklemeyi planlıyorum. Yani mesela teklif sayısı. Bu ürüne en az Amerika'da 5 kişi satıyor olsun. Buraya Amerika'daki sıralamasını, Amazon sıralamasını da eklemek istiyorum. Neden? Çünkü belki üründe çok fiyat farkı var ama satış görmüyor. Yani sıralamada hareketi olsun ki satış olduğuna emin olalım gibi. Buraya arkadaşlar boyutlarını da ekledik. Boyutlarınızı eklememizin sebebi şu. Bir ürünün büyük oldukça kargo masrafı daha çok çıkacaktır. Zaten aşikar bir şey. Buradan boyutlarına da bakabilirsiniz. Biraz daha şu anda beta aşamasında daha da geliştireceğiz. Mesela işte burada kartuş çıkıyor, Philips kulaklık çıkıyor. Bu mesela mantıken küçük bir ürün olmalıdır. Bakalım buna. Hepsi Burada açalım ve Amazon'da açalım. Şimdi siz bunu Hepsi Burada açtığınız zaman eğer Chrome uzantısına sahipseniz Chrome uzantısı buna gidecek Türkiye'deki farklı yerlerde arayacak. Ve aynı zamanda farklı Amazon marketlerinde de arayacak. Yani sadece Amerika'da değil işte İngiltere'de, Almanya'da, İtalya'da, Fransa'da. Buradaki ayrım şu. Chrome uzantısı bunu canlı olarak yapıyor. Database ise milyonlarca ürün içinden seçiyor. Database'deki bir problem. Biz bunu mesela güncelledik. Aradan 5 gün geçti. Fiyat değişmiş olabilir. Biz bunu tekrar güncelleyene kadar ufak oynamalar olabilir. Ama siz buna Chrome uzantısıyla baktığınızda bunu anlık olarak buluyor sizin için. Chrome uzantısını bu şekilde efektif olarak kullanabilirsiniz. Hazır yeri gelmişken bunu mesela şöyle de göstereyim. Aynı zamanda siz bunu Bluetooth spor kulaklık yeni geliştirdiğimiz ve şu anda canlıya aldığımız Chrome uzantısında sayfada da mesela Hepsi Burada üzerinde çalıştırabilirsiniz. Buraya bastığınız zaman bu size şu anda anlık olarak gider bu ürünü hem Türkiye'deki en ucuzunu arar hem gider farklı Amazon pazar yerlerindeki en ucuzunu bulmaya çalışır. Ve buradaki mantık şu. Aslında siz bunu illa Hepsi Burada'dan tedarik etmek zorunda değilsiniz. Mesela burada ne varmış? Tekno Gogo'da daha ucuz. Buradan da tedarik edebilirsiniz. Şuraya tıkladığınız zaman işte Trendyol fiyatı vesaire hepsini gösteriyor. Bunu sayfada gider tek tek bulur. Bu sayfada bulabildiği yani barkodunun eşleştirebildiği tüm ürünler için bunu yapacaktır arkadaşlar. Yani sayfa sayfa gezerek de bunu yapabilirsiniz. Chrome uzantısını indirerek bunu özelliği ücretsiz kullanabilirsiniz. Günde böyle tüm sayfa için 5 tane tam arama hakkı veriyoruz 24 saat içinde. Ki bu oldukça aslında yüksek bir hak zaten. Direkt olarak buradan kendiniz de deneyebilirsiniz nasıl çalıştığını, mantığını. Biz veri tabanına geri dönelim. Şimdi bunu ne yaptık? Amazon'da da açtık. Hepsi Burada da açtık. Amazon'da bunu bir kişi satıyor. Prime değil. $152 free shipping olarak satıyor. Türkiye'deki fiyatı da tekrar görelim. Hepsi Burada da üzerindeki fiyatı bunun 199 TL. Sanırım en ucuzda zaten Türkiye'de Hepsi Burada da vardı. Mesela devam edelim. İşte oyuncu kasası, çanta, Apple MacBook Pro Retina. Burada arkadaşlar en büyük problemlerden bir tanesi hızlı fiyat değişimleri veri tabanı tarafında. Yani siz bir ürüne baktıktan sonra fiyatı değişmiş olabilir. Dediğim gibi 3-4 gün içinde biz güncelliyoruz fakat o arada denk gelebilirsiniz. Bir diğer problem de ürüne yanlış barkod girilmiş olması. Hem Türk satıcılar hem yabancı satıcılar bazen gidiyorlar yanlış barkod giriyorlar. Yani siz bir ürüne tıklıyorsunuz, ürün işte Apple bir şey zannederken bir bakıyorsunuz saksıda çiçek çıkıyor. Bu tarz sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bunun önüne geçmek için biz resmini ekleyeceğiz her iki tarafa da. Böylelikle aynı ürün mü değil mi anlayabileceksiniz ilk bakışta. Ama zaten içine girip incelemenizi her zaman öneririm. Mesela şu Logitech'e bakalım.
Hepsi burada fiyatı bir yandan açılsın, bir yandan Amazon'a gitsin. Hepsi burada fiyatı 159'dan 129'a düşmüş. En ucuz Türkiye'de hepsi burada da şu anda. Buradaysa 66 dolar artı 38 dolar shipping. Yani oldukça yüksek. Şimdi mesela buradaki güzel olan noktalardan bir tanesi de şu. Bunu da bakın şurada teklif sayısı 2. Aynı zamanda merchant teklif sayısı da 2. Bunu şu yüzden yükledim. Bunu satan FBA satıcı yok. Yani bunu satan herkes kendisi gidip kargoya veriyor. Size eğer Türkiye'den, zaten Türkiye'den de biliyorsunuz 3 günde gönderim yapabiliyor firmalar. Bu gönderim firmalarıyla anlaşıp kar bırakacak şekilde bu ürünü gönderiyorsanız aslında bunu zaten Amazon deposuna göndermeniz ya da Amerika'da depolamanıza da gerek yok. Direkt olarak Türkiye'den de gönderebiliyorsunuz. Yani ortaya çok enteresan sonuçlar çıkıyor. Birkaç tane daha bakalım isterseniz. Mesela Clutch oyuncu, gaming oyuncu mouse'u 103 TL'ye düşmüş. Hepsi burada da. Amazon'da 67 dolar artı 32 dolar shipping. Bunda da mesela diyor ki usually ships within 1 to 3 weeks. Genellikle 1 haftayla 3 hafta içinde bunu gönderir diyor. Yani Türkiye'den de bu zaten 1 haftayla 3 hafta içinde rahat rahat gönderilir. Türkiye'den 3 günde de gönderiliyor. İşte ShipEntegra'dan bakabilirsiniz, ShipZip'ten bakabilirsiniz, birçok farklı firmadan bakabilirsiniz gönderim sürelerine ve fiyatlarına. Biz buraya arkadaşlar bunların dediğim gibi boyutlarını da ekledik. Yani küçük olanlar zaten aşikar olacaktır. Yani dediğim gibi arkadaşlar bunları inceleyebilirsiniz. Bunlara şöyle bir ekstra şey de eklemek istedik. Mesela şimdi şuna bakalım. Hepsi burada. Asus ROG. Ne bu? LED şerit. Bakalım Amazon'da da aynısı mı? Amazon'da da aynısı. Buradan bunun satış grafiğine de bakabiliyorsunuz. Bu size bu ürünün fiyatının nasıl olduğunu, dalgalanma olup olmadığını gösteriyor. Yani belki biz bunu çektik ama çektiğimizde o satıcı bir anda fiyatı yükseltmişti. Öyle şeylerin önüne geçebilmeniz için bunu da görebiliyorsunuz. Aslında ileride eklemek istediğim şeylerden bir tanesi. Mesela bu ürünün de Amerika'daki yıldız sayısı. Ona göre de filtreleyebilin diye. Bu ürünün Amerika'daki sıralaması. Ortaya aslında yapılabileceklerin sınırı yok. Yani sizlerden gelen geri bildirimlerle de beraber bir sürü sonuca ulaşabiliriz diye tahmin ediyorum. Mesela gene hepsi burada da bakalım. Bu ürün 133 TL. Bir yandan Türkiye'deki diğer fiyatlarına da baksın. Gitti gidiyor da 99 TL mesela. Yani belki bunu gitti gidiyordan komisyonsuz alıp hepsi burada satsanız da para kazanabilirsiniz. Komisyonun nasıl hesaplanacağını göstermiştim. Ücretsiz olarak zaten onun için nesatla.com üzerindeki komisyon hesaplayıcıdan faydalanabilirsiniz. Mesela Amazon'da açalım. 56 dolar artı 7 dolar shipping. Fiyatına bakalım. Pardon, Camel de ekledik ama Camel hepsini de vermiyor. Fakat Kipa hepsini de hemen hemen çıkartıyor. Mesela bunda Camel da verdi. Bu da Kipa gibi bir fiyat takibi. Mesela burada fiyatındaki değişimleri görebiliyorsunuz. Benim Kipa daha çok hoşuma gidiyor. Mesela 56 dolar, 38 dolar olmuş. 56, 38, bir yere 69'a çıkmış. Yani fiyatının tutarlı olduğunu buradan kontrol edebilirsiniz. Böyle arkadaşlar birçok arama yapabilirsiniz. Enteresan sonuçlara ulaşacağınızı tahmin ediyorum. Yani tersten de arama yapabilirsiniz mesela dediğim gibi. Amerika'daki ucuz ürünleri bulup Türkiye'de satmak için. Birçok farklı ürün çıkacaktır. Mesela bir tane daha bakalım isterseniz. Farklı bir kategoriden bakalım ya da diyelim ki telefon ve aksesuarlar. Gene aynı kriterlere girelim. Belki telefon ve aksesuarda biraz daha yüksek girmek lazım. Direkt telefonları görmek için. Her biri denenebilir. Bu neymiş? Buletta Apple Watch. Buletta Leather Cuff. Ya isminden de anlaşılıyor aslında aynı ürün olup olmadığı. Tıklayalım. Amazon'dakine tıklayalım. Hepsi burada da 159 TL. Bakalım Türkiye'de Trendyol'da falan varmış ama en ucuzu hepsi burada. N11'de 184 TL'ymiş. Amazon'da bakalım. Amazon'da bunun buy box'ında olan yok. Şu anda bu kişi satıyor. 64 dolara satıyor. 64 dolar 90'a satıyor. Yani bu şekilde arkadaşlar inceleyebilirsiniz. İlginç ürünler çıkacağını büyük ihtimalle düşünüyorum. Enteresan bir yazılım yaptık sanırım. Biliyorsunuz Amerika'da retailer neydi? Tacticalarbitrage.com var. Tactical Arbitrage'in aile yani 200 dolar gibi bir şey. 198 dolar, 200 dolar.
Bence ona müdahil bir ürün oluyor, bir program oluyor. Zaten taktikli arbitrajda Türkiye'den gönderme diye bir şey yok da. Enteresan bir işinize yarayacak bir eklenti olduğunu düşünüyorum nesatılır.com üzerine. Bunun için arkadaşlar halihazırda nesatılır üyeliği olan arkadaşlarımıza biliyorsunuz eklediğimiz hiçbir özellik için ek para almadık şu ana kadar. Chrome için de öyle, hiç bir geliştirme için ek ücret, yani bunu işte ek ücret verirseniz buna sahip olabilirsiniz gibi bir şey söylemedik. Muhtemelen bu güncellemelerden sonra gene halihazırdaki üyelerden herhangi bir ücret almayacağız fakat bir fiyatta artış yapacağız. Bunlar için gerçekten uzun süredir çalışıyoruz ve iyi efor harcadık. Chrome tarafını dediğim gibi canlıya aldık, şu anda kullanılıyor. Facebook grubunda kullanan arkadaşlar oldu. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz geri dönüş almadık. Muhtemelen sorunlar çıkacaktır çünkü henüz beta tarafında. Burada veri tabanı tarafında daha fazla sorun çıkacağını düşünüyorum. Daha fazla hatalı ürünle karşılaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü milyonlarca ürüne baktığımız için bizim tek tek gidip aynı ürün mü diye karşılaştırma şansımız yok. Belki buraya bir rapor deriz. Buraya raporla tıklayınca aynı ürün olmadığını kullanıcı raporlar. Bu şekilde veri tabanı daha iyi hale gelir. Geliştirilebilir. Yani birçok şey eklenebilir. Dediğim gibi şu anda Amerika var. Almanya, Fransa, İngiltere, bunlar da hemen hemen hazırlanmak üzere. Zamanla geliştire geliştire gideceğiz. Buradan kelime olarak ya da mesela bir tane barkodu aratmak istiyorsunuz, onu buraya yazıp aratabilirsiniz. Diyelim mesela şöyle, şu Trendyol'da diyelim geziyorsunuz. Trendyol'da geldiniz ve Trendyol'da Nike şeklinde arattınız. Ya da örneğin farklı bir şey arattınız, Adidas dediniz. Siz burada gezerken bu ürünlerin zaten barkodları girilmişse soldaki ücretsiz Chrome uzantısına sahipseniz nesatların otomatikman size burada barkodunu çıkartacaktır. Bu barkodu alıp da kendiniz burada barkod şeklinde de aratabilirsiniz. Bunlar arkadaşlar bir süre sonra tüm pazar yerlerindeki hemen hemen zaten barkodlar olacak. Şu anda dediğim gibi o kadar çok ürün var ki yani tek seferde eklemek mümkün değil. Yani arkadaşlar genel mantığı anladığınızı düşünüyorum. Beni oldukça heyecanlandıran bir yazılım oldu. Türkiye'de muadili olmayan, yurt dışında muadili az olan, Türkiye için farklı ülkeler arasındaki retail arbitraj için hemen hemen hiç yapılmamış olan bir şey. Yani mesela taktikli arbitraj gidiyor, Wayfair ile Amazon'u kıyaslıyor. Türkiye ile git Amazon'u kıyasla gibi bir şey. Ya da İngiltere ile Amazon'u kıyasla gibi bir şey çok fazla yok. Enteresan bir yazılım oldu. Umarım arkadaşlar ilginizi çeker. Yakında zaten açacağız bunu da ve sizden de geri bildirimlerinizi yavaş yavaş toplayacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Görüşmek üzere.